Жарасқаны қинайды едім тұзының жатпені. Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde evet gerçekleşen Uluslararası Şehir ve Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi'nde bugünün son oturumu başlıyor. Vehbi Koç Vakfı ve Mire Koç desteğiyle konumuz kentsel mekanda mülteciler ve sivil toplum kuruluşları olacak. Oturumun moderatörü Koç Üniversitesi'nden Şebnem Köşer Akçabar. Ya teşekkür ediyorum. I'll be speaking in English actually, so if you don't have the headphones, I suggest that you should go and get them, if possible. So yes, she had a little accident, so. Oh, okay. Yes, only four of us. Yes, okay, great. Well, this is a very important panel, of course, last but not least, I have to say, although we have an expression in Turkish, sonu kalan donu kalır, never mind. So, but refugees in the urban states and civil society, this is the topic of our panel today. And I would like to start very briefly. I have this long introduction, but I will go very brief on that. We certainly live not in the age of migration, but we also live in the age of urban migration. So that's why the migration in urban centers have become more and more valid and more important. And of course, it becomes very clear from great number of examples all over the world, including Africa, Asia, but also in our region here in Middle East and West Asia. And for the last two decades, the encampment policies came to a deadlock in many countries. Like Lebanon, for example, right, did not even follow an encampment policy because of the problems happened during the Palestinian refugees, actually. And Jordan, yes, we have some encampment policies, but then there is this famous or notorious, rather, or infamous Zaatari camp example. So when you go to Jordan, for example, you see that the local, the Syrian refugees usually tend to live in with the local population in urban centers. And in Turkey, of course, those from Turkey know very well that only 8% of Syrian refugees live in the camps, and 92%, the vast majority, lives in urban centers again. And of course, urban refugees. When we talk about urban refugees, you see the first-hand experiences from the civil society actors here. But when we talk about urban refugees, I think the main problems are they share the same resources and the space with three larger populations, other populations. And these are rural urban migrants and internal displaced, and other foreign-born temporary labor migrants, like in Jordan, for example, Egyptians. In Lebanon, definitely Palestinians, and also in Jordan. In Turkey, there are many. Also, they share the same space and same resources with the national urban poor. So the role of civil society actors is very important, of course, and we are going to hear examples about that. Of course, I'm an academic, but of course, I didn't become an academic suddenly. I worked many years, actually, in civil societies and migrant organizations, so I know the collaboration between civil society, local governments, and academics is a very, very important one. Without further ado, I would like to introduce our first speaker, Ms. Hatem Efe Keller. She's a graduate of international relations from METU, Middle Eastern Technical University, and has a master's degree in European security from Leeds University. She works at Support to Life NGO, Hayata Destek Vakfı, an independent humanitarian organization working in different locations in Turkey. So before
her involvement in civil society. She was working in an international organization, United Nations High Commissioner for Refugees, in Turkey's Southeast Office, providing technical support in camps and non-camp areas. So since 2017, she has been working as program manager in Istanbul, right? And she's going to talk Supports to Life report, focusing on needs-based analysis on Syrian refugees in Turkey. The floor is yours, Atem. Thank you, Şebnem Hocam. Ben aslında sunumu Türkçe yapacağım. İngilizce de yapabilirdim ama. Şu an Türkçe yapacağım, Türkçe hazırladık. Merhabalar herkese. Ben Şebnem Hanım da bahsetti. Hayata Destek Derneği'nden geliyorum. Hayata Destek Derneği 2005 yılında Türkiye'de kurulmuş bir dernek. Afet hazırlık ve acil yardım müdahaleleri yürütüyoruz Türkiye'de ve çevre ülkelerde. Bu arada sunumun geçişini ben sağlayacağım, değil mi? Ya, şöyle. Ben yapayım isterseniz. Evet, hakkımızda. Biz bahsettiğimiz gibi Türkiye'de kurulmuş bir insani yardım derneğiyiz. Bütün projelerimizi ve çalışmalarımızı evrensel insani yardım ilkeleri çerçevesinde yürütüyoruz. Bunlar da insanlık, bağımsızlık, ayrım gözetmeme, tarafsızlık ve hesap verilebilirlik. Özellikle çalıştığımız alanlar var. Bunlar afete hazırlık ve risk azaltma, acil yardım, eğitime destek, kapasite geliştirme, koruma, geçim kaynaklarını destekleme, su, sanitasyon ve hijyen ve son olarak da farkındalık geliştirme. Şu an Türkiye'de aktif olarak 8 ilde temsilciliğimiz var, dernek temsilciliğimiz var. Bunlar turuncuyla gösterilmiş burada. Maviyle gösterilen yerlerde ya afete geçici olarak müdahale yaptığımız yerler ya da Karadeniz'deki illerde olduğu gibi mevsimlik tarımda çalışan çocuklara yönelik yaptığımız geçici faaliyetler. Mülteci destek programımızı Suriye krizinden sonra 2012 yılında acil yardım projeleriyle başlattık ve ondan beri farklı illerde, bu gösterdiğimiz illerde çalışmalarımızı yürütüyoruz. En son 2016 yılında geçim kaynağını geliştirme projeleriyle başladık ve şu anda hem koruma hem geçim kaynağını geliştirme hem de diğer toplum temelli koruma projelerimiz devam ediyor. Ben çok kısa Türkiye'deki mülteci nüfusuyla ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Türkiye şu an dünyada en çok mülteci nüfusunu barındıran ülke konumunda. Yaklaşık 3.4 milyona tekabül ediyor bu nüfus. Bunun da çok büyük çoğunluğu 3.2 milyonu Suriye'den gelen mülteciler. Diğer ülkelerden gelenlerse Afganistan, Irak ve Somali ilk başta yer alıyor. Ve Türkiye'de geçici Suriye'den gelen mülteciler Türkiye'de geçici koruma rejimi altındalar. Bunlar yani bu ayrı bir statüde verilmiş yine Türkiye Suriyeli mültecilerin bağlı bulunduğu statü şu an bu ve haritada gördüğünüz gibi Suriyeli mülteciler her ilde olmasına rağmen özellikle İstanbul, Urfa, Hatay ve Gaziantep'te çok yoğunluklu. Biz de bütün çalışmalarımızda öncelikle bir ihtiyaç analiziyle başlıyoruz projelerimize ki toplumdaki ihtiyaçlar neler ve biz ona yönelik ne gibi desteklerde bulunabiliriz. Nisan ayında da yine böyle bir analiz gerçekleştirdik çalıştığımız illerde sadece. Ve bunun sonuçlarını paylaşmak istedik bu panelde. Yalnız bu analiz hani Türkiye'nin genel bir yansıması olarak görülmemeli. Çünkü sadece çalıştığımız illerle sınırlı. Ve İstanbul'da daha çok Küçükçekmece'de, Mardin'de de Kızıltepe ilçesinde yaptık bu analizi. Analizimiz Suriyeli mülteciler üzerine yapıldı. Baktığımızda Türkiye'de yaşayan Suriyeli mültecilerin eğitim düzeyine analiz ettik ve %43
nüfusun %43'ü ilkokul düzeyinde eğitim almış ve %19'u hiç eğitim almamış ve sadece %5'i lisans eğitimi almış bulunmakta. Okur yazar 14 yaş üstünde bir kişi okuma yazma bilmiyor. Bu da aslında okur yazarlıkla ilgili de ciddi sıkıntıların olduğunu gösteriyor. Kayıt, bildiğiniz gibi mülteciler Türkiye'ye geldiğinde önce kayıt yaptırmak durumunda ve bu kayıttan sonra hak ve hizmetlere erişebiliyor. Suriyeli mültecilerin %90'ı göç idaresi tarafından yapılan bu kaydı sonuçlandırmış. Sadece %10'u kayıtsız durumda. Ve iller oranında baktığımızda ise İstanbul en yüksek kayıtsız nüfusu barındırıyor. Kayıtsız nüfusun şöyle bir sorunu var. Türkiye'de hak ve hizmetlere erişemiyorlar. Acil sağlık hizmeti hariç. Ve neden kayıt olmadıklarına da baktığımızda ilk olarak Türkiye'ye yeni geldiklerini, prosedürlerin karmaşıklığını ve kayıt konusunda yeteri kadar bilgi sahibi olmadıklarını belirtmişler. Geçim kaynaklarına baktığımızda Suriyeli mültecilerin sadece %25'inin düzenli bir geçim kaynağı mevcut ve diğerleri ya düzensiz işlerde çalışıyor ya da herhangi bir gelir kaynağı yok, farklı yerlerden destek alıyorlar. İstihdama erişimle ilgili de yaşanan zorluklar arasında dil engeli ilk başta geliyor. Daha sonra düşük ücretler ve istihdam olanaklarının aslında az olması diğer zorluklar olarak bahsedilmiş. Ve katılımcıların %43'ü sosyal yardımlaşmalardan destek aldığını belirtmiş. %24'ü yerel STK'lardan, %16'sı da uluslararası STK'lardan destek almış. Okullaşma oranlarına baktık. Bu oranlar da analizimize göre çocukların %48'i şu an okul dışında, %52'si okula kayıtlı. Okula gitmeme sebepleri arasında ilk başta finansal imkansızlıklar ve çalışma zorunluluğu gelmiş. Daha sonrasında ise yakın çevrede okul olmaması, Türk okuluna kaydolmada yaşadıkları sorunlar, çocuğun okula gitmek istememesi veya ebeveynin onu okula göndermek istememesi olarak belirtilmiş. Çocuk işçiliğine baktık. Çocuk işçiliği, yani çocuk koruma bizim temel faaliyet alanlarımızdan bir tanesi olduğu için onu biraz daha yakından incelemek istedik. Çocuklar arasında da çalışma oranını %10 olarak tespit ettik. Bu tabii ilden ile yine değişiyor ama genel ortalaması %10. Ailelerin de %23'ünde en az bir tane çocuk çalışıyor. Çocukların da çalışma sebepleri arasında yine finansal sorunlar ilk başta geliyor. Daha sonra ise çocuğun aileye gelir getiren temel kişi olduğu sorunu ortaya çıkıyor. Çalışan çocukların büyük çoğunluğu oğlan çocukları, %75'i. Oğlan çocukları daha çok hizmet sektöründe, kız çocukları ise daha çok tarım sektöründe çalışıyor. Çocukların diğer çalıştığı alanlara baktığımızda da fabrika işçiliği, çöp ve kağıt toplayıcılığı var. Çalışılan gün sayısına da baktık. Ortalama 6-7 gün çalışılıyor ve ortalama 8 saat civarında çalışılıyor ama 12 saat kadar da çalışan çocuklar tespit ettik. Teşekkür ederim. Çalışılan gün çalışma alanlarında yaşanılan riskler arasında da en çok sağlık sorunları ve iş kazaları belirtilmiş. Daha sonra ise fiziksel istismar ve psikolojik sorunların olma riski de belirtilmiş. Bizim dikkatimizi çeken bir sonuç da yine erken evliliklerle ilgiliydi. Katılımcıların %36'sı en az bir tane 18 yaş altı evlilik vakasına rastlamış. Bu da aslında erken evliliklerin yaygın olduğunu da gösteriyor. Bu tabii ilden ile yine değişmekte. %36'sında kronik hastalık mevcut ve engelliliği de eklediğimizde bu aslında %50'yi ulaşıyor.
Engellilik arasında da en fazla fiziksel engellilik ve zihinsel engellilik geliyor. Ve bu ailelerin yani kronik rahatsızlığı veya fiziksel veya engelli olan hanelerin üçte biri de yoğun bir maddi desteğe ihtiyaç duyuyor. En yaygın mülteciler arasında aslında sağlıkla ilgili bilgi yeterince mevcut ama asıl sağlık hizmetine erişime geldiğinde sadece %38'i sağlık hizmetine erişebildiğini kolayca önündeki ilk engel de dil bariyeri ve geçici koruma kaydının yapılmamış olması. Son olarak bilgi erişimi de sormak istedik çünkü bilgiye erişimle ilgili ciddi sorunlar vardı. Mültecilerin sadece %15'i geçici koruma yönetmeliği kapsamında tabi oldukları hak ve hizmetleri, sorumlulukları biliyor. Genel olarak sağlık, işte acil sosyal güvenlik ağı dediğimiz bir sosyal yardım desteği, eğitim ve doğum kaydı ile ilgili daha çok bilgi sahibiler diğer konularla karşılaştırdığımızda. Temel olarak Suriyeli komşularından bilgiyi alıyorlar. Daha sonra ki bilgi kaynakları ise sosyal medya ve Türkiye'li komşular. Yasal destek ve suçun bildirilmesi konularında da ilk başvurdukları yerler polis. Aslında biz bu analizi yaparken tabii ki projelerimizi nasıl şekillendireceğimize göre yapıyoruz. Ve burada baktığımız şey de hak ve hizmetlere erişimle ilgili aslında hala Türkiye'nin yükü de ağır olduğu için bu alanda ciddi sıkıntılar var ve desteklenmesi gereken noktalar var. Ama bunun yanında mülteciler yaşadıkları şehirlere de artık hani krizde devam ettiği için adapte olmaları gerektiğinden artık sosyal uyumla da ilgili ciddi çalışmalara ihtiyaç var. Ve biz bu konuyu da çok önemsiyoruz, altını çizmek istiyoruz. Projelerimizde yer almasına çalışıyoruz. Bunun yanında da tabii ki de insani yardım alanında Türkiye'de yapılacak çok iş var ve STK'lara ciddi sorumluluklar düşüyor. Ve STK'ların da bu anlamda kapasitelerinin geliştirilmesi ve desteklenmelerine ihtiyaç var. Biz de bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz ve bu girişimlere çok açığız. Teşekkür ederim. Thank you. Thank you, Hatem. Very good timing, actually. I want to ask you one big question. How representative do you think? You said it's not representative, right? For overall Turkey, yes. Of course. Yes. But how representative do you think this information here gathered for the Syrian population living in these cities? Mm-hmm. I think 7. Mm. Mm-hmm. İngilizce cevap vereyim isterseniz. I think it's representative of the provinces that we work. Of course, in some other provinces in Turkey, it may be much better or worse. So we cannot say anything about that. But we try to make a good representation of the populations that we reached in those provinces. So as far as I remember, I think it represents 1% of the overall population, refugee population, the number of people that we reached, it represents like 1%. Okay, thank you. So I have lots of questions, but of course we have to keep the timing in mind. Of course, then we need education. We need to have they need to have access to education, more education, social justice based approach is needed, and we need to start working on social integration projects, right? Or continue working. So our next speaker is Eni Abuhanna, and she has 30 years of experience in managing project development in general and specific. And she carries a higher diploma in quality management and a master's degree in psycholinguistics, and she hails from Jordan, actually, from Amman, I suppose. Okay, and she's going to talk about innovative approaches in integrating Syrian refugees into the mainstream schools in Jordan. Here we are, education and in Jordan. Thank you. Thank you. What about my presentation?
Özet alın. Sorry. Biz acaba Abu Hanna'nın... Okay. Okay. First of all, I would like really to thank all the organizers. I mean, part of this distinguished attendees. Special thanks goes to the... I think we are really Koç Foundation, yes. No, I haven't forgotten you. I can never forget you. So thank you for inviting us, and thank you for being part of this distinguished event. But I would really like, and I like what you said, our moderator, regarding that refugees are not longer settled in only camps, but scattered in the urban areas and sharing the resources of the local citizens. And this is what we're going to say. In Jordan, we have 650,000 people. Syrian refugees coming in. They have been, of course, distributed in four camps, but again, we have a large number being living in the urban areas and together with their Jordanians. So what I'm saying now, with my presentation, I'm going to talk about the integration, the protocols that we at the Hussein Society apply with the Jordanians as well as the Syrians. So it's the same policies. Now everything, the Syrian refugees in Jordan, they are getting the same privileges of the Jordanians. And there's a big difference between integration and inclusion. I don't know if people really, I'm sure as a professor at university, you know exactly what we mean about integration and inclusion. And I would like to tackle this in my presentation, but if there is any, it's coming. Okay, I'll continue then. So, as I said, here, because I just wanted really to start my presentation by, conveying the greetings of Jordan. So some people, they were saying what interesting places they are. Here are some examples, okay? So, together we can do more and better, and this is our motto, and I think this will be, people, they say, yes, together we can do much more. I say we can do much better. I mean, because coordinating between different parties, we can ensure, we can avoid duplication, we can ensure to invest in the resources in the best way possible. So Hussein Society, I said innovative approach in integrating Syrian refugees into the mainstream schools within emergency context. That's to be aware, so that if everything I say, just to remind yourself about this. An outline. I would like to speak about the Hussein Society. Hussein Society, which was established in 1971 by Her Royal Highness Princess Majd Arad. What is really interesting about the Hussein Society, it wasn't imposed, and this is what different. It didn't really impose its own agenda. It met the needs of the country. There was a big need then to serve persons with disabilities. Talking about persons with disabilities, by the way, 8% of the Syrian refugees living in Jordan, they have disabilities. So just imagine how much service they need. So as I said, we are aware of the needs of the persons with disabilities, and we are providing comprehensive rehab services to persons with disabilities in general and children with physical disabilities in specific. Okay, but our aim is to include them into the society and not to be isolated in a sheltered workshop or a sheltered school. So, as I said, we are committed to create an inclusive society by raising awareness in cooperation with the public and civil societies. And this is, again, something really, the only way that we could survive since 1971 till now is our cooperation with the public sector, which is very important because, as we said, and this is the essence of this summit, we need each other. We cannot do on our own. Of course, respecting each other's roles. Promoting laws and safeguarding the rights of persons with disabilities. We work according to the UN Convention for the Rights of Persons with Disabilities. This is our benchmark. So the vision, we want to become, and we started being there, we are there almost, a regional training center by becoming a center of excellence. Now we have a regional project including Gaza, West Bank, Lebanon and Jordan,
to enhance the physiotherapy programs in the region. The departments, inside the society we have different departments, early intervention program, the school, the CBR outreach, I don't know to what extent you are familiar with these expressions, mobile clinic, nutrition nursing, physiotherapy, occupational therapy, speech therapy, hydrotherapy, integration unit, mobility and adaptation, which is very important that we try to provide comprehensive rehab services to be able to make a change. So if we prepare the children inside the society and the society itself is not ready to integrate them, so it is a big challenge that we have to meet, of course. The concept and programs, environmental accessibility, training, networking, we do believe a lot in networking, in rehabilitation, inclusion, and CSR, corporate social responsibility. A number of beneficiaries per year, we serve more than 4,000 people all around Jordan, including Syrians and Jordanians. We are always lucky to have His Majesty King Abdullah and Her Royal Highness, I mean Her Majesty Queen Rania, attending our graduation. Every year we have a theme. We try to really empower the children in having their own way of thinking, and they are the one to prepare the play for us every year. This is I know that this is really interesting in talking about inclusion. Even our play yards is inclusive, where children with or without disabilities can enjoy the playground. By the way, at our society, the school includes children with and without disabilities, including Syrian refugees. So we are proud of this player, by the way. Okay, we of course focus a lot on assistive technology and art, music, and sport. Inclusion principles. When we talk about inclusion, what do we exactly mean? Okay, children with disabilities have all the right to obtain education and effectively take part in every aspect of life, irrespective of age, gender, and abilities. Inclusion in schools, together with other students, becomes a must as it enhances their abilities and provides a natural education milieu. I don't know to what extent Turkey has this inclusive environment inside their schools. They have. So inclusion makes the children with disabilities an effective members of their societies and enhances their sense of belonging to their society. This is, of course, the policies behind inclusion. The concept, inclusion education is a process in which all stakeholders, we cannot just take the child and put him in the school. It's a long process, okay? It starts with, we educate the teachers, we rehabilitate the students, we empower the parents, and we involve decision makers. And we make networking with other NGOs. Otherwise, you cannot include. Okay? And finally, access education. So, we apply the holistic approach, and we provide comprehensive services and quality of life. The goal, of course, and we apply the network intensive training. When we say network intensive, 5 minutes, okay. So leave that intensive training. You go back there. So as I said, we rehabilitate the child, we empower the parents, okay? As you can see, the caregivers. This is the only way you can create an inclusive society, okay? Every session we provide to the child, parents are involved with us in the session. The school staff, we go to the school and we educate the staff before integrating our children. We provide them with training. We educate them the rights of the people, of course, and the peers education. We go to the schools before including the child. We educate the peers that who will be receiving our children before. These are the schools where our children are integrated. Okay. Accessibility. Every year, AHS makes environmental adaptation to 6 to 8 public schools through the support of AHS partners. So, as I said, it's a long process. It's a detailed process. By the way,
The adaptation unit, persons with disability themselves, they are the one to provide adaptation and make the environment accessible. After before, of course, we do accessibility for the public schools. Okay. Challenges, lack of proper facilities and accessibility, lack of special education services, lack of financial support, resistance. But even though with all these challenges, we are able to overcome that. How to overcome awareness, accessibility, and helper. Awareness strategy. We make campaigns at the national level. Okay. So as I don't want to go through that. Networking is the answer for everything, by the way. Okay, towards an inclusive society. I just want to share this with you, with all my partners. Inclusion, it does not mean if you want to participate, conform to the cultural, social norm of the majority. Diversity is so vital that every person will have his needs met so that all have access to the same opportunities to learn, play, and live. And thank you. Thank you. You didn't use it. I'm sorry. I know it's very scary when people say you have only 5 minutes left. But do you, thank you. But one question, maybe a quick question. Do you have a way or method to assess this end results after your, you know, inclusion policies? Of course, we have a follow-up system. We follow the child. Mm-hmm. Of course, we have a continuous follow-up system. Okay, with every child we integrate, we follow them up to 2 years and make sure that there are no dropouts for that. And thank God, I mean, 80% of the integrated children, we do this, by the way, we make a lot of surveys and we have this continuous cooperation with universities. Every intervention we do is evidence-based practices. Whether in the intervention or even assess the outcomes of this intervention. I see. Thank you. This is a very impressive project. And when I visited Amman, I visited Al Hussein Society. Please do. I would appreciate it. I visited already. You did? Was I lying anything? Did I miss anything since you visited us? No. I'm okay. No, I'm joking. Thank you, Mr. Ms. Hannah, Abu Hannah. So our next speaker is Melis Shahin, and she studied public administration and holds a master's degree in local governance and global studies in Istanbul program from Marmara University, right? Fantastic. I wasn't aware of that program, to be honest. She worked at World Academy for Local Government and Democracy Foundation, WALT, and since 2016, she has been affiliated with the Foundation of United States and Local Governments in the Middle East and West Asia, MEWA region, and she is going to talk about migration management in intermediate cities in our region, and I think you're going to explain what intermediate cities mean, right? Thank you. Floor is yours. Şu anda geliyor sanırım. Çok teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Önce kendimi tanıtarak başlamak istiyorum. Melis Şahin, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu Batı Asya Bölge Teşkilatı Yerel Yönetim Komitesi sorumlusuyum. Kurumumuzun ismi oldukça uzun. O yüzden UCLG MEWA olarak ben geçireceğim kurumumuzu, İngilizceye kısaltmamız. Aracı şehirlerde göç yönetimi MEWA bölgesi dedik. Aslında bir göç uzmanı olarak bugün burada oturmuyorum. Fakat göç çalışan uzmanlarımıza yeni bir perspektif çizmek amacıyla bugün buradayım. Şöyle ki artık büyük şehirlerdeki yığılmanın önüne geçemiyoruz bildiğiniz gibi. Yaptığınız her faaliyet belki göçü teşvik edici de olabiliyor. Şehirler açısından göçmenlerin ya da mültecilerin yerleşimi açısından teşvik edici unsurlar haline gelebiliyor. Ve biz de artık bu yığılmayı nasıl engelleyebiliriz ya da nasıl hafifletebiliriz? Aslında bunu incelemek için bu konuyu ele alıyoruz. Sunumu için...
Ardından aracı şehirler nedir ve ne gibi dinamikler içerisinde barındırır? Ardından göç ve göçmenlere çok kısa bir değinip son olarak MEVA bölgesinde yani Orta Doğu ve Batı Asya bölgesinde göç yönetiminde aracı şehirlere yönelik bir takım strateji önerileriyle naçizane devam edeceğiz. İlk olarak kurum tanıtımımıza geçiyorum. Biraz aslında karmaşık gelebilir. O yüzden ilk etapta bir dünya teşkilatının bölge teşkilatı olduğumuzu söylemekle başlamak lazım. Merkez İspanya'da bulunan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı var ve bünyesinde 9 tane bölge teşkilatını barındırıyor. Aslında bu kurumun ilk olarak 1913'te kurulan Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği, 1957'de kurulan Dünya Birleşmiş Kentler Federasyonu ve 1985 yılında kurulan Metropol Kentler Birliği'nin birleşimiyle oluştuğunu söyleyebiliriz. Habitat 2 süreciyle birlikte. UCLCMEVA da aynı şekilde Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı dedik. UCLC Dünya Teşkilatı'nın 9 bölge teşkilatından biri. İlk olarak 1987'de kuruluyoruz. Ayula Emme ismiyle Yerel Yönetimler Birliği Doğu Akdeniz ve Orta Doğu Bölge Teşkilatı olarak geçiyoruz. Ardından 2004 yılında bu az evvel bahsettiğim 3 kurumun da birleşiminin ardından biz de artık Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu Batı Asya Bölge Teşkilatı'nın ismini alıyoruz. Burada teşkilatımızın bir başkanlık tablosu bulunuyor. Buradaki asıl amaç aslında şunu göstermek, partiler üstü bir çalışma disiplinimiz var. Şöyle ki, kurum başkanlığımızı şu anda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı yürütüyor. Aynı şekilde eş başkanlarımız mevcut. Ombudsmanımız Sayın Hayri İnönü Şişli Belediye Başkanımız, Saymanımız Gebze Belediye Başkanı Sayın Adnan Köşker. Şimdi aracı şehirler kavramına geçmeden evvel kurumumuzun farklı tematik alanlarda, bunlar çevre konusundan tutun, sosyal içermeye kadar, turizmden kültüre kadar çok farklı tematik alanlarda komite bazı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her bir üyemiz, yani belediyemiz ya da belediye birliğimiz bir komite başkanı ve bununla beraber eş başkanlarımız da var. Göç konusunda biz sosyal içerme komitemiz kapsamında inceliyoruz. Şimdi aracı şehirler konusuna ben geçmek istiyorum, vakti değerli kullanmak adına. Şimdi bu kavram aslında mimariden gelen bir kavram, intermediary cities, ama başlangıç noktası orta ölçekli kentler olarak çıkıyor. Ve artık İspanya'da bulunan UNESCO kültürümüz bir araya gelerek bu kavramın aslında daha derin bir kavram ifade ettiğini, büyük şehirlerle kırsal kesimler arasında bir aracılık rolü üstlendiklerini ifade ediyorlar ve artık o orta ölçekli kentler tanımlamasından aracı şehirler tanımlamasına geçiyoruz. Burada aslında çok keskin ayrımlar kullanmamak gerekir çünkü kavramı sığlaştırıcı bir etkisi olur. Ama yine de bir takım kriterler var. Şöyle ki nüfusun 50 bin ile 1 milyon arasında olması gerektiği ve de kırsal bölgelerle şehirler arasında bir etkileşim sağlaması gereği aracı şehirlerin dinamikleri arasında. Kriterlerimiz dediğim gibi burada 3 başlık var ama bunlar keskin kriterler değil çünkü oldukça yeni bir kavram. Anlamı dolayısıyla yeni bir kavram. Konum olarak kır ve kent arasında demiştik aracılık rolü üstlenmesi ve başlıca büyük şehirlere de 90 dakikalık mesafede bulunması bu şehirlerin öneminden biri. Ticaret ve ekonomi anlamında da yerel piyasaları harekete geçirme noktasında avantajlarının olduğu söylenilebilir. Burada aracı şehirlerin önemli bir tanımlaması Gold 4 raporunda geçtiğini söyleyebiliriz. Yerel demokrasi ve desantralizasyon küresel gözlemevi 2008 yılından itibaren farklı tematik alanlarda raporlar üretiyor. Ve burada deniyor ki dünya kentsel nüfusunun hali hazırda %36'sı aracık kentlerde yaşıyor ve 2030 yılında geldiğimizde de artık bu oran %50'ye ulaşacak deniyor. Burada da aracı şehirlerin artık bildiğiniz gibi yeni kentsel gündem ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin konuşulduğu bir çağda yaşıyoruz. Ve artık bu küresel gündemlerin uygulanmasında
aracı şehirlerin oldukça büyük bir öneme sahip oldukları ve kendilerine ait yeni bir kalkınma stratejileri üretmeleri gerektiği üzerinde duruluyor. Peki avantajları neler ICT'sin? Neden göç yönetiminde biz aracı şehirleri ön plana çıkarmak istiyoruz? Çünkü dış şoklara karşı daha dirençliler, yerel kapasite ve kaynakları harekete geçirebilme noktasında daha etkililer. Toplumsal ve kimliksel dokuları güçlendirerek buna bağlı olarak da aidiyet hissini burada kolaylaştırma rolleri var. Mevcut intalakları sayesinde çevresindeki kentlerle güçlü bağlar kurabiliyorlar. Daha etkili ve hızlı ekonomik hareketlilik sağlayabiliyorlar. Ve de yerel pazarı ve üretimi destekledikleri için kırsal alandaki tüccarları kentsel alandaki piyasalara ulaştırma noktasında da etkililer. Tabii ki bir takım dezavantajları da var. Azalan yatırımlardan etkileniyorlar. Bunun stratejik çözümü olarak da büyük şehirler ve çevre şehirlerde spesifik politikaların ve yatırım stratejilerinin uygulanmasını öneriyoruz. İkinci bir dezavantaj, metropollerde kalkınma ilişkin yaşanan sorunlardan bir takım olumsuz sonuçlar çıkıyor ve bu sorunlarla da başa çıkmak için gereken fon kaynağı ne yazık ki buralarda mevcut değil. Bunun alternatif stratejisi ise kırsal alanlar, aracı şehirler ve büyük şehirlerin bir araya gelerek işbirliği halinde bir çalışma modelinin geliştirmeleri. Sonuncu dezavantaj burada belirteceğimiz büyük oranda yasal olmayan yerleşmelere sahip olmaları, gecekondulaşma gibi ve yasal olmayan yine ekonomik faaliyetleri içermeleri. Bunun için de etkili bir önlem planını öneriyoruz. Dünyada ve Orta Doğu Batı Asya bölgesindeki aracı şehirlere bakacak olursak yaklaşık olarak 9000'e yakın bir aracı şehir bulunuyor dünyada ve bu da dünya nüfusunun %20'sine denk geliyor. Kentsel nüfusun da %36'sına. Orta Doğu Batı Asya bölgesine bakacak olursak toplamda 502 tane az evvel saydığım kriterler bazında 502 tane aracı şehrimiz bulunuyor. Bu da toplam nüfusun %26'sını, kentsel nüfusun ise %38.5'ini oluşturuyor. Burada bir görüntü var. Bunu koymamızın sebebi bu ışıklı alanların yoğunlaştığı yerler kenar kısımlarında kalan yerler aslında aracı şehirler olarak tanımladığımız yerler. Şimdi göç ve göçmenlere yönelik çok fazla burada durmayacağım. Yaklaşık 1 milyar dünya üzerinde göçmen var. Bunların 750 milyonu iç göç, 250 milyonu dış göç, 65 milyonu zorla yerinden edilen insanlar oluşturuyor. 25 milyonu da mülteci ya da sığınmacı konumunda. 250 milyon dış göç içerisinde %10'u zorunlu göç eden mülteciler, %90'ı da çeşitli sosyoekonomik faktörlerden kaynaklı göç eden kişiler. Burada UNHCR verilerine yer verdik. Burada mültecilerin %55'inin çoğunluklu olarak nerelerden geldiklerini gösteren, gördüğünüz gibi Suriye birinci sırada geliyor, Afganistan ve Sudan olmak üzere. İkinci tabloda sağdaki mültecilere ev sahipliği yapan ülkeleri görüyoruz. Türkiye, Pakistan, Lübnan, İran gibi devam ediyor bu şekilde. Fakat burada şunu belirtmek gerekiyor. Her ne kadar nüfus bakımından Türkiye'de mülteci sayısı fazla olsa da yoğunluk bakımından eğer inceleyecek olursak Lübnan birinci sırada geliyor. Bunu da belirtmekte fayda var. Altta da gördüğünüz şekilde de yerinden edilmiş insanlara ev sahipliği yapan yerleri görüyoruz. Burada yine Orta Doğu Batı Asya bölgesinin %26'lık dilim içerisinde olduğunu söylememiz mümkün. CMI Akdeniz Entegrasyon Merkezi 2016 yılında bir çalıştay düzenledi ve bu çalıştayın sonucunda toplam 38 yerel yönetim temsilcisine yönelik bir anket uygulandı. Irak, Türkiye, Ürdün, Lübnan, MEVA bölgesinde yer alan ülkeler, Hırvatistan'da olduğu için burada bulundurduk. Burada karşılaşılan zorluklar soruldu yerel yönetim temsilcilerine. Ve burada gördüğünüz gibi en fazla hizmet alanında, ulaştırılan hizmetler bakımından sıkıntıların yoğun olduğu ifade edilmiş. Öncelikli konular hangi alanlara daha fazla ilgi duyuyorsunuz ya da önceliğinizi alıyorsunuz diye sorduğumuzda %68'de hizmetlerin daha nasıl iyileştirilebileceği, mültecilere sunulan hizmetlerin bu yer alıyor. İlginçtir ki %16'lık kısımla ikinci sıradaki maddemiz, burada bir kentsel planlamanın yani bir şehir stratejisinin oluşturulması aslında ilk etapta olması gerekirken biraz daha gerilere atıldığını görüyoruz. Son bölüme geldik hocam.
Burada MEVA bölgesinde göç yönetiminde aracı şehirlere yönelik bir takım strateji önerileri mevcut. Peki ne yapabiliriz de büyük şehirlerdeki bu mülteci akınını biraz daha hafifletici faaliyetlerde bulunabiliriz? Öncelikle teşvik unsurlarını geliştirmemiz lazım aracı şehirlerde. Bildiğiniz gibi Kilis gibi bir örneğimiz var Türkiye'de. Gaziantep'in hinterlandında olan bu kent müthiş derecede bir mülteci nüfusu içerisinde barındırıyor. Öyle ki kendi nüfusundan daha da fazla. Dolayısıyla buradaki teşvik unsurlarını geliştirmemiz gerekiyor. Mülteciler için tüm hizmet alanlarının bir yerde toplandığı yaşam alanlarını oluşturmamız gerekiyor aracı şehirlerde. Belediye bünyesinde bu çok çok önemli ve bizim kurumsal olarak da çok fazla desteklediğimiz bir konu. Kent konseylerinde mülteci meclislerinin kurulması, belediyelerde mülteci birimlerinin kurulması çok çok önemli bu manada. MEVA bölgesindeki aracı şehirler tarafından kendi ölçek ve dinamiklerine uygun kardeş şehir eşleştirmelerinin yapılması. Biz Orta Doğu ve Batı Asya bölgesinde faaliyet gösterdiğimiz için özellikle bu coğrafyadan gelen Türkiye ile eşleşme konusunda çok fazla talep alıyoruz. Kardeş şehir eşleştirmesi yapalım. Bizim projelerimiz var göç ve göçmenlere yönelik fakat bunları hayata geçiremiyoruz şeklinde. Eğer mevcut bu bölgeden aracı şehirlerle Türkiye özelinde gidiyorum. Türkiye'deki aracı şehirlerin uygun eşleştirmesi yapılırsa bu projelerin hayata geçirilmesi de kolaylaşmış olacak. Aracı şehirlerdeki yerel yönetimler tarafından ölçek boyutu avantajları sayesinde belirli aralıklarla ihtiyaç analizlerinin yapılması. Bu kentlerin aslında en önemli özellikleri ölçek boyutları. Daha az insan yaşadığı için pilot uygulamaların daha kolay gerçekleştirilebileceği yerler ve bu sonuçların da büyük şehirlere yaygınlaştırılmasının çok kolay aslında olabileceği yerler. Bunları teşvik etmemiz gerekiyor. Özellikle yerel halk ve mülteciler arasındaki uyum konusu üzerinde belediyeler tarafından proje bazlı çalışmaların yapılması gerekli. Çünkü aracı şehirlerin az evvel de belirttiğim gibi halihazırda bütçe problemleri var. Bunları da fon kaynaklı projelerle desteklememiz gerekir. Son olarak da avantajların ekonomik kalkınma politikalarına dönüştürülmesi şeklinde belirttik. Son değilmiş, özür diliyorum. Bir slaytım daha var. Sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, yerel topluluklar, özel sektörle birlikte tabana dayalı bir çevresel altyapının tesis edilmesi gerekli. Ve son olarak da aracı şehirlerin ulusal kalkınma planlarındaki yerlerinin ve üstlendikleri rollerin net bir biçimde tanımlanması ve bu kentlerin artık kentsel gündem içerisinde kendi gündemlerini oluşturmalarının teşvik edilmesi gerekli diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Güzel, çok mersi. Güzel şeylere de değindiniz gerçekten. Lübnan durumuna, Türkiye'deki durumuna. Sizce Türkiye'de kaç tane aracı şehir var böyle? Yani bir rakam var mı? 56 civarında yaklaşık olması gerekiyor. Oh, okay. Evet. 56 tane. 502 Orta Doğu Batı Asya artırımı da çok önemli. Çünkü sonuçta şunu düşünmek lazım. Hani bu projelere başlamadan önce kardeş şehir falan da o da çok güzel gerçekten. Özellikle Suriyelilerin çokça yaşadığı bölgelerde değil mi? İç ülkede işte Ürdün, Lübnan ve Türkiye gibi düşünülebilir. Ama neden mülteciler ve göçmenler tabii büyük şehirleri seçiyor? Onun da nedenleri ortada. Yani dolayısıyla hani ekonomik işte sebepler tabii hani anonimite bazen hani gizli kalması da istiyorlar tabii. Hani çok fazla gözükmemek istiyorlar. Bütün bunlar hepsi nedenler. O yüzden kapasite artırımı hem ekonomik açıdan bir halkla karşılıklı iletişim çok önemli bir hale gelecek. Teşekkürler. Our next speaker is actually hails from Beirut, Cihan Kaysi, and she has a degree in journalism. And she is the program manager or the director at URDA, Union of Relief and Development Association, which I visited also when I was in Beirut myself. And she has extensive experience in humanitarian work, and especially in directing relief, health and development programs with Palestinians as well as Syrian refugees, and also with local people in poor neighborhoods. And she will brief about refugees in Lebanon and what her organization does for them specifically. Thank you. Thank you, Professor. I would like to stand there. Assalamu alaikum.
My name is Jihan Kaysi from Lebanon. I'm the head of programs at Urda Union of Relief and Development Associations. I would like to start my presentation with a short video about Urda and its programs. Video 1 and 2, please. Those are the main programs at Urda. And as you can see, the five fingers, it symbolizes our values, responsibility, professionalism, neutrality, transparency, and respect. This is our new logo. You'll see two logos, the old one and the new one. Please, can you show the second video? This is my house. Well, it used to be. It was destroyed in the war a few years ago. That was when our lives changed forever. My dad said lots of people were dying, so we had to leave, just like everybody else. My uncle went to Turkey. Our neighbors went to Jordan. And we came to Lebanon. To begin with, I didn't have any friends here. But then, after some time, I met some other kids who came from Syria, just like me. There is no war in Lebanon, but life is hard here, really hard. At first, we stayed in a garage. It was the only thing my dad could afford. He wasn't working, so we didn't have much money. Most of the time, I would go to sleep without any dinner. But I never complained because my mom was very sick and needed her medicine. Then one day, my dad told us we were moving to a better place. Some nice Lebanese people took us to a camp in Bika. There were a lot of workers. They're building things that looked like houses. They gave us a caravan to sleep in. It was much more comfortable than the garage. My dad said it was all for free, and so he was very happy. Winters are now easier. We have gasoline for the heater, and I never go to bed hungry anymore. I thought I would never go back to school after we left Syria, but now we have a school in our camp. There is also a safe play area where I can hang out with all my new friends. Sometimes, a group of nice people come and play with us. They're called the Basama team, and they are really funny. The best thing is that Urda will pay for my mom's medicine. It is so generous because nobody else would help. Alhamdulillah, she's better now. Also, my dad started working again. He is a carpenter. He borrowed some money from Sanad to buy some new tools. I helped him build a crib for our neighbor's new baby. Of course, I still miss Syria. And I can't wait to go back home. But I want to say thank you to Urda, because now I feel safe and happy again. The last picture was for one of our camps, Model Village, for Syrian refugees in Bika. Thank you. As you have seen in the videos, we at Urda try to cover the basic needs of needy families, mainly Palestinian and Syrian refugees. We make sure they live in dignity through our main programs, which are relief, shelter, healthcare, education, psychosocial support, sponsorship and development programs. And the last one is very important because it helps families be productive instead of depending on charitable aids. Through my presentation, I want to share you some of the field experiences
that we face in Urda and in Lebanon and outside Lebanon also. By the way, Urda started in Lebanon, but we have branches in Spain, Netherlands, USA, and now we are opening a branch in Turkey. Okay, as you have seen, this is a situation of Syrian refugees in Lebanon. As my friend also said, that Lebanon hosts the biggest number of refugees. In Lebanon, the number of Lebanese population is 4 million, while the refugees exceeds 2 million, which is half the number of the host community. And this is really very big, a huge number of refugees compared to the small country like Lebanon in size and population. This is shelters, how the refugees live in Lebanon. They live in collective shelters, like buildings. And this also one of the camps that Urda established in Bika. And this also other camps. This is how they live in Lebanon. Okay, also, if you want to imagine winter for the Syrian refugees, what's the situation? It's like this. Okay. I want to share you some of the stories, successful stories, that we face and we help people. This little girl, her name is Hanan. She's 13 years old. She's a Palestinian refugee in Miyumiyi camp in Saida, South Lebanon. Hanan is the elder girl, and she has five sisters and two brothers. When I visited her for the first time, I asked her, how do you eat? She told me, whenever we feel hungry, I bring peppers, and I draw chicken, apples, and I ask my brothers and sisters to close their eyes and imagine they are eating. This is Hanan, and also we helped her in, through house rehabilitation project, and we sent them to schools, but there are so many. This is their new house, the old one and the new one. Also, another case is Hasna. Hasna is a Syrian refugee. She lost her two children and husband and her two legs also in Syria. Hasna also, we helped her in prosthesis project, artificial legs, and she gave us strength and hope because she writes poems and she's going to publish her book very soon. This is Hasna. Okay, one of the projects that I really love within women empowerment, charitable bakeries. We help widows be productive and they make really very delicious bread. Okay, I want to share you, in brief, my latest trip. I just came two days ago from Bangladesh, where I spent 10 days with the Rohingya refugees in the borders between Bangladesh and Myanmar, Burma. This situation, how they live, as you see, there are the kids. There's around 1 million Rohingya refugees there. There are some people that we met. We helped them with several projects. And this girl, her name is Umm Kulthum, and she was crying. She was crying not because she lost her toy or left her country. She's crying because she was very hungry. And Umm Kulthum is just one of the cases that we have seen there. Also, this girl is Noor. She lost her family in Burma, and she was searching for her mom between the tents. She's too little to understand the meaning of death. This is some of the... we established a camp there, and bathrooms, and also we dig several wells there for water. Also, what makes us bear all challenges that we are facing are the smiles of hope of these little kids.
Okay, I want to end my presentation in a very short video about the dreams of children that I hope they will come true one day. Video 4, please. Thank you. أنا ما في عندي حلم. ما في عندي حلم أبداً. يعني نزل على الأرض ويعني ما عاد في كل صار بالأرض. ما عاد في لا حيط ولا سيف. أنا كتير كتير مشتاقة سوريا. وبحلم بستي وبعمي وبأخي بسوريا. لما بفيق بصير أبكي. موطني موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك في رباك. نحن اجينا على لبنان انه صار عندنا قصف وبيت تدمر والرجاء في هوا. اجت قصف على بيتنا وبعدين اجى الجيش وصار بهالمدافع يضرب البيوت. بعدين دمر كل شيء وما خلانا نقعد أمات أخوي. سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما جينا مشان نعيش بس. جينا الهنة المصرية ما في أمان. توفوا أمي وأبي. لما تقوست أمي شفته ولما احترق أبي شفته. يعني بنحلم نرجع لسوريا وبس. غير سوريا ما في. متذكر رفقاتي ومدرستي ومتذكر كيف كنت ادرس هناك وبتعلم. بحلم انه ارجع على بلدي واشوف داري مثل ما هي لساتها. بحلم اصير بالمستقبل انسي. بس اكبر بدي اصير حلاق. بدي اصير انسي. حابب اصير مستقبل يعني معلم. صيدليه. انا بشتاق كتير كتير لبيت جدي وما بعرف هلا وين هم. انا اكثر شيء لاخواتي ولاولاد اخواتي ولابي. بشتاق لعمي اللي مات. اشتغل يعني لستي اللي ماتت كمان. اكثر شيء بتذكر بسوريا انه داري بيتنا ورفقاتي. كنت العب بالسلاطه بالمطار. كان جدي اخذنا على المطار. انا ماني مبسوطه بلبنان لانه ستي وخالاتي ما لنا هون. لا ما في احلى من سوريا. مبسوطه بسوريا. أنا ماني مبسوطة أبداً أبداً بلبنان. أنا هاي مانا بلادنا. بلادنا تعودنا عليها. مجدنا وعهدنا واجب من الوفا. يهزنا. Thank you. Okay, thank you. Okay, just to conclude, I would like to thank each and every participant here, and I think that was a very important panel discussion. I mean, there was much discussion, but very good presentations indeed. But I would like to emphasize, you know, since the kids in the you know, short video, they were focusing on return. When you ask their elders, I mean, their parents, they will also focus on return, that they will, you know, what will you do? We will go back to Syria. But we need to think about, okay, even though the war will be over, like tomorrow, not everyone will be able to go back, because then there will be a process also, reconstruction of Syria, loss of livelihoods, you know, how can they really problems. Of course, another major problem, again, when I see children, the problem of a lost generation.
So we need to really focus on, you know, civil society actors, really. And I know you do focus on educating these kids. And that's why we're almost entering the seventh year of the Syrian conflict and displacement. And we're talking about refugees now. Of course, there are a lot probably to talk about with for the internal displaced within Syria, right? The numbers are much higher. And we need, so it is high time to come up with social cohesion, integration, and more inclusive policies for Syrian refugees to live in our you know, respective cities, actually, in three countries that we talk about. Thank you again very much. Thank you for listening. Efendim, Vehbi Koç Vakfı'na çok çok teşekkür ediyoruz. 25. oturumumuza nokta koyma zamanı. Ben Sayın Moderatör Bayan Şebnem Köşer Akçabay'dan istirham edeceğim efendim. Bireketleri panelistlerimize takdim etmenizi ilk olarak Şebnem Hanım'ın takdim edeceği Hatem Efekeller'e. Hanımefendi lütfen buyurunuz. Bu arada panelistlerimiz için güzel bir alkış istirham edelim sizlerden efendim. Diğer paketimiz yani Metropolia Abu Hanna için lütfen. Çok değerli moderatörümüz Koç Üniversitesi'nden Şebnem Köşer Akçapar takdim ediyorlar hanımefendinin bileketini. Evet. Bir sonraki bileketimiz Bayan Melis Şahin için Sayın Akçapar takdim edecekler. Ve son plaket Cihan Kelsi. Yalnız hanımefendilerin bu başarıları için de kuvvetli bir alkış daha alabilir miyiz? Bayanlarımız gerçekten dünya çapında başarıları imza atmaya devam ediyorlar. Ve müsaade ederseniz sizin plaketini de şahsım takdim edecek. Efendim değerli desteklerinizden Koç Vakfı'na çok çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz efendim nezaketlerinizden dolayı. Hanımefendiler için alkışlarla kendilerini uğurluyoruz. Ve panellerimiz yarın da devam edecek. Bugünkü son panelimiz sizlerle beraber de 25. oturumu kapatıyoruz. Ve yarın yine sabahtan beraber olacağız. Türkiye Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen Uluslararası Şehir ve Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi'nde yarın sabah görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar dileriz. (Gülüyor)